Ekotürk TV'den herkese merhabalar. Ben Zehra Öney. Bir Teknoloji ve Gelecek programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda mobilite ve mobil reklam konularında konuşacağız. Mobil cihaz kullanım alışkanlıklarımızın arttığı çağımızda reklam yatırımları, iletişimin teknolojiyle beraber gelişimi karşısında büyük bir hızla değişiyor ve gelişiyor. İnternetin günlük hayatımıza girmesi ve hayatımızın her alanında aktif kullanımının sağlanması ile beraber sektör yön değiştiriyor. Günümüzde dünyada 5 milyardan fazla cep telefonu abonesi olduğunu ve internetin akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlarla her zaman yanımızda olduğunu ve neredeyse her zaman aktif olduğunu düşünürsek, sektörün kendini geliştirmesi zorunlu hale geldi. Pazar eğilimleri ve hızla değişen ekonomik faktörler, kullanıcıları ve işletmeleri her geçen gün daha hareketli çalışmaya yönlendiriyor. Sık seyahat eden, evden çalışan, ofise nadiren gelen çalışanların sayısı 1 milyarı aştı ve hızla artmaya devam ediyor. Sosyal hayatımız ve günlük yaşantımız için de aynı durumu söyleyebiliriz. Geleneksel reklam yöntemlerinin dijital mecralara kayması da bu durumda kaçınılmaz. Bu sebeple mobil reklam sektörü günden güne hızla büyüyor ve reklam pastasındaki payı hızla artıyor. İşte bugün dünyanın lider mobil dijital şirketi Adcolony, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinden sorumlu Genel Müdürü Volkan Biçer'le iletişimde, pazarlamada, reklamda mobili konuşacağız. Sevgili Volkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle çok başarılı, çok önemli bir girişimcisin Türkiye'de. Teşekkür ederim. Çok büyük bir tesadüftür ki ben senin girişim hikayeni bir yerden okumadım. Bilfiil şahit oldum. Doğru. Aynı sektördeyiz. Doğru. Ve ben seni aynı sektörde o girişim hikayesine girdiğin ilk günden itibaren heyecanla, hayranlıkla izledim. Çok zor bir iş yaptın aslında. 2009 yıllarıydı diye düşünüyorum. Evet, o yıllarda daha mobil, hele mobil reklam, daha yeni 3G gelmişti Türkiye'ye. Daha telefonların o akıllı hali tüketici nezdinde yeni yeni kabul edilmeye başlanmıştı. Ve o dönemde sen mobilin içindeki, bu taşınabilir cihazların içindeki reklam dünyasını açıkçası öngörü yaptın ve bu reklamın burada büyüyeceğini düşündün ve çok zor bir işe girdin. Markaları eğittin, tüketiciye çok fazla sayıda eğitim verdin, bu alanda çalışması gereken, istihdam edeceğin insanlara yatırım yaptın. Dolayısıyla bugünlere geldik. Evet. Önemli bir şirketin başındasın. Şimdi ben hatta şirketi birkaç kere de sattın. Bu arada ciddi etkinlikler yapıyorsun. Evet. Bu yılki etkinliğin çok 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 daha iyiydi. Her yıl daha iyiye giden, sektöre katkı yapan etkinliklerin var. Senin hikayeni, Volkan Biçer kimdir'i bir senden dinlemek istiyorum açıkçası. Valla çok teşekkür ederim öncelikle güzel sözleriniz için. Volkan Biçer kimdir? Evet, yani ben kendimi en çok böyle girişimci kelimesiyle çok bağdaştırıyorum. Hayatta da böyle mümkün olabildiğince önüme gelen fırsatları herhalde özellikle yanımda olan insanlar, ailem, ekibim sayesinde iyi değerlendirip şu noktaya kadar gelebildik. Ben Türkiye'nin birçok yerini gezdim gençken. Babamın görevi sebebiyle. En son İstanbul'da biten bir hayat. Sonra üniversite Boğaziçi, sonra Galatasaray Üniversitesi'nde master yaptım. Bu çerçeve, yani bu bütün hayata baktığınız zaman en başından itibaren hep böyle bir çalışma, erken hayata atlayayım vesaire. Üniversitenin birinci senesinden itibaren çalışmaya başladık. Bazen işte erken elinize geçen fırsatları da iyi değerlendirirseniz ve iyi geleceğe de bakabilirsiniz. Herhalde şu anda olduğum duruma da bu sebeple geldim diyebilirim. Ama en başından bakarsak, Turkcell'de çalıştığım bir dönem oldu okulda okurken. Orada mobil dünyayla tanıştım. Okulda bir şekilde daha kendi projelerimizi yapalım vesaire derken dijital dünyayla bir şekilde tanıştım. Bunların ikisini birleştirdiğimizde aşağı yukarı 2009 yılında tabii ki başladı. Kendi şirketimi kurdum. Ondan önceki tabii ki profesyonel hayatım. Aşağı yukarı bir 15 senedir reklam dünyasının ben de içindeyim. Ama, bu arada bu konuyu ilk açtığın belki 10 kişiden bir tanesi ben olabilir, olabilir miyim? Olabilir tabii ki. Yani doğru, güzel bir doğru. Sohbet yapmıştık aynen, ve aynen ben şekilde, çok heyecanlanmıştım. Aynen. Çok da inanmıştım evet. Aslında. Evet. Çünkü kurumsalın rehavetine kapılıp oturmak yerine gerçekten okyanusa atladın. Yani evet.
bayağı yüzmeye başladın. Ya o keyifli bir şey tabii ki yani. Bir şekilde özellikle olgunlaştırdığınız zaman bir istihdam yaratmak, çevrenizdeki kişinin, ekibinizin sayısının artması, yani girişiminizin, bir de tabii ki biz exit yapmış olduk. Sonuç itibariyle yurt dışında bizim yaptığımız işi milyar dolar mertebesinde yapan bir firmaya da şirketimizi satmış bulunduk. Ama onların satıldıktan sonra o işten de çıkmadık. Şu anda hala Türkiye'ye ciddi şekilde de sağ olsunlar onlar da çok ciddi bir yatırım yapıyorlar. Burası neredeyse bir operasyon merkezi haline geldi Türkiye için. Şu anda aşağı yukarı 150 civarında ofiste çalışanımız var. O büyük bir başarı ama kuruluşa dönersen önce sanıyorum MobileLike'ı kurdun. Onu siz büyüttünüz. İki ortak, iki evet. girişimci. Evet. Çok başarıyla büyüttünüz. Hatta o dönemi hatırlıyorum. Çok gayretli çalıştınız. Evet. Yani inanmayanları inandırdınız, markaları eğittiniz, mecraları eğittiniz. Mecralar ki geçiş dönemleri yani o dijitale dönüşleri çok zordu. Ben hatırlarım. Sürekli üretim yaptınız. Sürekli ve yeni yaratıcı üretimler evet. yaptınız. Ya şöyle ki bizim başladığımız zaman yani net bakarsak dediğiniz gibi 3G işte gelmişti. Özellikle iOS ve Android'in aslında gelmesi de bizim için çok önemli. Çünkü ondan önce de telefonlar vardı ama o telefonları o kadar internet odaklı kullanamıyordunuz. Ama bizim tam başladığımız zamanlarda bizim gördüğümüz ya dijital ve desktop üzerinde ciddi bir dijital reklam dünyası artık oluştu, nispeten olgunlaşmıştı. Burada medya ajansları olsun, reklam verenler olsun. Aynı zamanda tüketici de artık desktop üzerinde bir şekilde reklam görmeye alışmıştı. Biz bunun aynısının açık konuşmak gerekirse mobilde hatta daha fazla olabileceğini, çünkü sonuç itibariyle size en yakın cihazdan bahsediyoruz. Her an yanınıza taşıdığınız. Buraya da geçeceğini öngördük. Doğru da öngörmüşüz tabii ki. O da güzel bir şey oldu ve şu an aslında bakarsanız gerçekten dijital reklam dünyasının içerisinde aşağı yukarı %80 total bütçe mobil üzerinden dönüyor. Tabii bu işte çok yakın bir cihaz. Artık hatta cep telefonu demek de biraz bence haksızlık oluyor cihaz. Öyle bir şey de düşünüyorum tabii. Ben. Yani hani cep telefonu olmak sadece bir özelliği ama bir yani akıllı cihaz olarak konumlandırırsak birçok şeye de yarıyor. Ama bizim tabii ki en önemli şeyimiz, bu işi belki Türkiye için konuşayım, İlk bir şekilde deneyenlerden, ilk yapanlardan olmak. Bizim zamanımızda, başladığımız zaman diliminde birçok farklı firmalar da bizim gibi kurulmuştu. Belki bilmiyorum, biz ilk çok değerli ortam şekilde ben ilk kurduğumuzda biz mutlaka işte bu şirketi satacağız bir gün mottosuyla kurduk. Her zaman yurt dışıyla ciddi şekilde iletişim kurduk. Bunu hiçbir zaman bırakmadık. Yani bizim yaptığımız işi yurt dışında hangi partiler, hangi global firmalar yapıyorsa onlarla mutlak surette iletişimde bulunduk. Hep yeni şeyleri üretmeye çalıştık. Farklı bir açıdan bakmaya çalıştık. Yani sektör içerisinde sıradanlaşmış veya başkalarının yaptığı ya biz kendimiz bu işe ne katabiliriz olabildiğince sorguladık. Çok da tabii değerli bir ekibimiz vardı yani hani iki kişi başladık sonra yavaş yavaş büyüdü işte 50'yi gördük 60'ı 80'i şu an 150 kişi var. Tabii benim için çok çok güzel bir hikaye. Daha da inşallah bitmedi, daha da büyütmeye oynuyoruz, daha da büyütmeyi istiyoruz. Türkiye özellikle bence bizim şirketimiz için çok önemli bir nokta. Şu anda baktığınız zaman hem Latin Amerika olsun, Kuzey Amerika olsun, Asya Pasifik olsun, bütün Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi olsun. Burada bütün bu bölgelere operasyonel destek veriyoruz. İşte en başından geldiğimde şu ana baktığım zaman gerçekten keyifli, gurur verici bir hikaye. Burada çok büyük bir başarı hikayesi var ve örnek bir hikaye var. Aslında girişimcilere çok örnek bir hikaye var. Çünkü dünyadaki bir takım, bilhassa Amerika, gelişmiş pazar olan, Amerika'da kurulmuş olan şirketler hızlı gidiyorlar ve dünyayı penetre ediyorlar ve her yeri ya IMEA bölgesinden veya Amerika bölgesinden yönetmeye başlıyorlar. Halbuki ilk defa bence Türkiye'de, bu çok büyük bir başarı, dijital sektör için söylüyorum, belki parmakla sayılan birkaç şirketin içerisinde Türkiye'yi hub olarak, hele bu devalüasyondan falan sonra yatırımın azaldığı bir dönemde, Türkiye'yi hub olarak kullanıp sizin yeteneğinizi, sizin yönetim şeklinizi, kurum yarattığınız buradaki kendi MobileLike'ın kurum kültürünü Edcolony çok beğenmiş olmalı ki senin ve ortağının yönetim şeklini, oradaki genç ama bir yandan da çok donanımlı çalışan arkadaşların yaptıkları işleri Avrupa'ya, Güney Amerika'ya, Orta Doğu'ya yönetsel olarak almışlar. Doğru. Hub olarak siz varsınız burada. Buradan yönetiyorsunuz o kadar ülkeyi. Genelde Orta Doğu falan daha yakın oluyor da Latin Amerika falan da çok korkunç. Yoktu buradan. Çok buradan saat farkına rağmen siz yönetiyorsunuz ve çok başarılı yönetiyorsunuz. Evet. Ve ben görüyorum yani rakamlar olarak da sizler de yıl sonunda başarı açıkladığınızda da hissediyorum. Bir yandan da Türkiye'de büyük bir istihdam alanı açtın. Aynen.
Bu anlamda da aslında çok önemli. Ya o tabii şöyle, ben tabii girişimci olarak bak, ben işime her zaman şu ellerimle böyle sarıldım yani. En erken gitmeye çalıştım, geç çıkmaya çalıştım. Hayatımızdan bir şeyleri eksiltmeden yani. Ama gerçekten bence Türkiye, yani Türkiye'de girişimciyseniz veya Türkiye'de iş hayatındaysanız veya benim için milliyetçilik diyeyim nedir derseniz, bence işini en iyi şekilde yapabilmek, işine sarılmak, yanında kim varsa ona destek olmak ve yurt dışından bir dolar bile bu ülkeye getirebiliyorsanız bence aşırı derecede keyifli bir durum. Biz tabii bunun hepsine şahit olduk. Şu anda yani Latin Amerika'yı dahi buradan yönetiyoruz. Bu ciddi bir güven ama burada tabii bence bizim bir farkımız var. Bir, bence bizim genç yeteneklerimiz ciddi şekilde heves. Yani bugün benim yurt dışında bayağı ekibim var. Oraya da bakıyorum, Norveç olsun, ne bileyim Danimarka olsun, İngiltere olsun, Güney Afrika olsun. Şunu görüyorum ben, Türkiye'deki genç insanlar çok daha böyle işine sarılabiliyor. Belki bilmiyorum, hani bir şeylere ulaşmak için, belki bir şeyleri elde etmek için ama bizim çalışkanlığımız, çok açık söylüyorum, bütün dünyadaki gençlerin çalışkanlığından farklı diyebilirim. Çok fark ediyor değil mi? Çok farklı. Yani bu çok açık ve net yani. Özellikle Türk insanı herhangi bir kendisini geliştirebileceğini gördüğünde, kendisine bir şey katabileceğini gördüğünde gerçekten ona sıkı sıkı sarılıyor. Çok bence ciddi, altyapısı düzgün bir genç kitlemizde geliyor. Bir yani de sanki bizim analitik zekamız evet var ama duygusal zeka tarafında da bir üstünlüğümüz var dünyaya. Doğru. Yani insan ilişkileri, o ilişkiyi yönetme şeklimiz, duygusal proseslerimiz, yani biz daha keyifli bir aslında insan evet, çeşidiyiz Türkiye'de. Bunun biraz benzeri Latin Amerika'da da var. O yüzden var, aslında mi? Çok kolay oluyor. Yani ben Arjantin'e, Brezilya'ya vesaire oradaki ekiplere gittiğimiz zaman aslında en kolay iletişime geçebildiğimiz, hani bizde böyle devamlı bir hoş geldin şeyi vardır ve güler yüzle karşılama vardır. Birebir aynısını orada görüyoruz. O yüzden de mesafe uzak ama aslında profil olarak birbirimize çok çok yakınız diyebilirim yani. Peki böyle girişimde, şimdi madem sohbet ediyoruz, tabii, birazcık da rol model olmak lazım, örnek olmak lazım. Birçok yeni dijital oluşum var, birçok yeni alana giriyor şirketler, kişiler, girişimciler. En püf noktası nedir bu işin? Yani ne sizi bu kadar başarılı yaptı? Böyle üç şey saysan. Ya da beş yani, şey saysan nedir? Ben bir şeyin tabii ki büyümesi çok çok önemli bir şey. Gerçekten bir noktadan aldığınızda sabit kalmaması, üzerine bir şeyler eklemeniz. Zaten o bir alışkanlık veya bağımlılık noktasına geliyor. Yani, ölçeklendirme. Tabii ki daha da büyütelim, daha da gerçekten farklı yerlere ulaşalım. Yani ben ilk başladığımda benim aklımda, hayalimde olmazdı şu anki olduğum pozisyon. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim açık konuşmak gerekirse. Ama hep bir önceki durumumla bir sonraki durum arasında o mantığı ve bağlantıyı kurabilmeye çalıştım. Yani şimdi buradayız. Okey, bunun üzerine ne katabiliriz? Yani bugün işte ilk önce ben Orta Doğu ve Avrupa bölgesine bakıyordum. Sonra acaba başka bir yer olabilir mi dediğimiz. İşte Latin Amerika'yı vesaire buna ekledik. Afrika'yı ekledik. Hep böyle adım adım gitti ama en önemlisi bence içinde olduğunuz durumu bilmek ve içinde olduğunuz durumun bütün parametrelerine hakim olmak. İşinize sımsıkı bağlı olmak ve hiçbir zaman ben olduğum yerde, yani bir anlamsız tatminsizlikten bahsetmiyorum ama tatmin olmamalıyım, ileriye gitmem gerek. Ki bence yani özellikle teknolojinin ve hızın bu kadar konuşulduğu bir ortamda da ben sabit kalıyorum ve şu anda içinde olduğum ortamda güvendiğim, hani bunu büyütmek istemiyorum dediğiniz nokta aslında küçülüyorsunuz. Yani küçülme gibi bir durum. Evet, risk almak. Aynen yani. Dolayısıyla her zaman ileriye doğru bakmanın, mümkün olabildiğince büyütmenin çok önemli olduğunu varsayıyorum. İyi bir ekibin olması çok çok önemli ki ben bunu hayatımın her döneminde çok şükür ki sahip oldum. Yani ekibim olmasa buraya katiyen gelebileceğimi bile düşünmüyorum. Biraz da tabii ki algılama, analiz, fırsatları değerlendirme. Biraz da korkmamak gerekiyor. Yani dediğim gibi ben hiç tahayyül edemezdim şu andaki olduğumuz şeyi ama birçok risk de aldım. Kendi hayatım içinde konuşuyorum. Bazen işi çok öncelikli olunca daha arkadaş, aile vesaire o sıkıntı oluyor. Yani olabiliyor. Hani hayatta her şey yaşayabiliyorsunuz ama biraz da risk almak gerek. Risksiz olacak, risksiz bir şey olmuyor. Olmaz. Gözü yani, de biraz globale dikmek gerekiyor. Doğru. Ve hedefleri de global koymak gerekiyor ya, özellikle galiba. Özellikle bizim için, yani Türkiye'deki gençler için şu anda bizim için bence Türkiye'nin sınırları, yani sınır diye bir şey olmaması gerek. Yani istihdam yaratacaksak bu yatırımla söz konusu olacak. Ne kadar yurt dışında iş yapıp Türkiye'ye bir şekilde para getirebiliyorsak, burada istihdamı artırabiliyorsak bence aşırı derecede önemli. Ben dediğim gibi benim için de milliyetçilik, açık konuşmak gerekirse ben kendimi öyle görüyorum ve o en çalışkan olma ve Türkiye'ye ne getirebiliyorum diye düşünmek. Buradaki istihdamı nasıl arttırabiliyorum diye düşünmek. Zaten bence önemli işler de yapıyorsun ve getirdin. Yani gerçekten Türkiye'de bakıyorum dijitalleşen şirketler arasında en çok istihdamda cesur ve hakikaten çalışanına yatırım yapan yöneticilerden, şirket sahiplerinden birisisin. Peki şimdi herkesin merak ettiği bir şey var. Evet, mobil reklamı biz telefonlarımızda görüyoruz.
veriyoruz. Evet. Bazen sinirleniyoruz, tam okuduğumuz bir şeyin arasına giriyor, kapatıyoruz. Ama tam da his anlayamıyoruz. Yani o mobil reklamın aslında nasıl pozitif kullanılacağı, hayatımızı nasıl yöneteceği. Biraz önce bahsettim, 5 milyar telefondan bahsettim. Evet. 5 milyar telefon sokakta dolaşıyor. Yani taşınabilir cihaz aslında bu. Evet. Tableti var, telefonu var, giyilebiliri var. Dolayısıyla biraz bize mobil reklamın incelikleri, oluşumu, bize yaratacağı fayda, nasıl daha iyi bir tüketici olabiliriz, nasıl daha iyi kullanabiliriz mobil reklamı? Yani mobil reklamı tabii ki diğer reklam türlerine göre veya mecralara göre biraz aslında riskli bir tarafı var. Çünkü tüketiciye en yakın cihazdan ulaşıyorsunuz ve aslında insanların o kişisel alanına da bazen müdahale etmiş olabiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Çok fazla reklama maruz kaldığında insanlar sadece o reklamdan değil, ya bu telefonla ne kadar böyle şey, telefona karşı bile hani sinirlenebilir konuma gelebiliyorlar. Burada bence en önemli şey tüketici açısından da baktığımızda, reklam veren açısından da baktığımızda doğru zamanda ve doğru oranda tüketiciye ulaşmak. Yani bu cihazın için yani tüketiciye olan yakınlığını düşünüp aşırı derecede ekspoze olmamak. Mümkün olabildiğince de cep telefonun özelliklerine uygun olarak o çerçeve içerisinde bir kadrajda hayal etmek. Yani bundan neyi bahsediyorum? Siz televizyonda kullandığınız görseli, videoyu, outdoor'da kullandığınız görseli veya işte gazetede kullandığınız görseli buraya anında burası için de bu olur deyip buraya bence koymamanız gerekiyor. Çok önemli. Tabii ki yani şimdi mesela Türkiye'de maalesef tabii farklı ülkelerde de hiç farklı değil. Aynı, onu da söyleyeyim yurt dışında da. Herkes mobilin bu kadar ciddi erişime sahip olmasına rağmen o alandaki yaratıcılığı daha o seviyede değil, doğru seviyede yatırım değil. Yatırım yapmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Reklam göstermek için yatırım yapıyorlar ama reklamın kurgusunun bu cihazda nasıl olması gerektiğiyle ilgili ciddi bir bence bir plan olduğunu düşünmüyorum. Yani siz televizyon reklamında kullandığınız video reklamını hadi aynısını ben buraya da koyayım diyorsanız bence burada biraz hata var. Özellikle de ciddi artık kişiye ulaşma sebebiyle ciddi bütçeler de ayrılıyor. Yani bütçeler ayrılmıyor değil ama reklamın gösterilmesi, ama reklamın oluşması, burada hangi mecralar var veya bir tüketici bunu nasıl kullanıyor? Ya yani bunların hepsini birleştirip ve de o ekranın ölçütü ne, yani kadrajı ne vesaire. Tabii biraz daha şimdi artık uygulama sayısı arttıkça vesaire ve uygulamaların kendi kültürleri oluştukça uygulamalar sayesinde reklam verenler biraz daha alışmaya başladı. Ama genelde baktığınız zaman daha içerik olarak doğru noktada olduklarını düşünmüyorum reklam verenler. Volkan, ben Mobile Like döneminden biliyorum. Yani daha sizin ilk sektöre girdiğiniz dönemde de sen bunları söylüyordun. Evet. Ve bunları uyguluyordun. Yani oturup bu videoları en iyi şekilde hazırlıyordun. Dolayısıyla aslında bu çok önemli bir püf noktası. Biz tüketici tarafında belki de kullanıcı deneyimimizde bizi rahatsız eden şeyler yüzünden mobil reklamı içselleştirmiyoruz. Hatta bir takım uygulamalar çıkıyor işte reklamı engelle diye. Tabii. Bu da doğru bir şey değil çünkü sonuçta bu bir endüstri. Eğer biz iyi şeyler almak istiyorsak o reklamlara da gerektiği şekilde layıkıyla dönüş yapmalıyız. Tabii burada kişiselleştirme çok kıymetli. Ben hiç ilgimin olmadığı konularda mobilimin içinde reklam aktığı zaman çok rahatsız oluyorum. Ama şimdi işte bir takım teknolojiler var. Belki biraz da onlardan bahsedersin. Bu kişiselleştirmeye uygun, doğru hedef kitleye götürebilecek. Bu alanda tabii nasıl yani bir gelişmeler var? En yakın olduğu için tüketiciye data olarak da aslında yani bir televizyonla kıyasladığınız zaman tabii ki çok daha fazla data tutuyor. Bunları da doğru şekilde kullandığınız zaman tüketici algısı diyeyim en azından çok çok daha olumlu oluyor. En azından kime gittiğinizi biliyorsanız, onun neylerden hoşlandığını biliyorsanız, telefonun içerisindeki hangi uygulamalar var, bunları nasıl kullandığını, nasıl ilgi alanlarının olduğunu görebiliyorsanız, buna uygun bir şekilde gösterdiğinizde tüketici daha da pozitif oluyor. Bir de tüketiciye her zaman reklamı kapatma ve reklamdan çıkma. Çünkü en sıkıntılı, belki diğer mecralarda en kolay şey bugün radyoda olsun, gazetede olsun, dergide olsun, televizyonda olsun, her zaman değiştirme hakkınız var. Ama cep telefonunuzda herhangi bir reklamı mecburen görme algısı olabildiğince zor. Tabii ki yani bu tarafta tüketiciyi koruyacak ciddi şekilde bir altyapı var artık. Yani bundan 5 sene önceyle, 6 sene önceyle kıyasladığınız zaman tüketici şu anda gerçekten hani bu tarz bir reklam istemiyorum dediğinde veya bu şekilde reklama maruz kalmak istemiyorum dediğinde telefonda özellikle uygulama dünyasında SMS'i yine ayrı tutuyorum. Hala bence orada doğru bir noktada değiliz ama uygulamalar tarafında gayet sağlıklı bir dünya olduğunu düşünüyorum. Ama bazen şunları da görüyoruz. Mecburen cep telefonunda şu an eğer ki bu uygulamadan bir içerik tüketiyorsan bunu kesinlikle izlemek zorundasın. Bu çok yanlış.
Ama evet, hala da görüyoruz maalesef dünyamız içerisinde var. Peki biraz rakamsal boyutlara gitsek. Mesela şu anda Türkiye'de ben çok mobil bir insanım ve yıllarca mobili savunmuş bir insanım. O yıllarda da 2008'lerde dijital dönüşüm değil mobil dönüşüm diyordum. Dolayısıyla rakamlara baktığınızda şimdi televizyon daha yanıltıcı oluyor. Yani tek bir cam üzerinden konuşuyoruz ama işte multi channel olduğumuz yani birçok mecrayı bir arada kullandığımız zaman omni channel her türlü mecradan iletişim alabildiğimiz bir dünya var. O dünyada ölçümler bugüne kadar hep konvansiyonel kanalları daha çok önde tutuyordu ama şunu unutuyordu. Ben televizyon izlerken elimde telefonla aslında reklama erişiyorum veya orada iletişim kuruyorum, sosyalleşiyorum. Bunlar ölçümlenmiyordu. Ama şimdi daha son yıllarda ölçümler biraz daha mobili destekler, mobili hak ettiği noktaya koyar hale geldi. Nasıl durum Türkiye'de şu anda rakamlar? En son geçen seneye baktığım zaman aşağı yukarı 2,5 milyar TL gibi bir harcama söz konusu ve dönen toplam trafiğin, tabii şimdi bunun alt kırılımları var, işte sosyal medyası var, belki desktop'u var vesaire de baktığımızda şu, toplam dönen trafiğin %80'i mobilden dönüyor artık. Hmm. Yani bu çok da önemli. Aslında yani isterseniz bir arama kategorisindeki reklam gelirinden bahsedelim, bir video özellikle bir reklam kategorisinden bahsedelim. Bunların mecrası artık cep telefonu. Yani biz hep diyoruz işte ya gazete ölüyor mu, televizyon ölüyor. Ya televizyon ölmüyor, gazete ölmüyor. O gazetecilik var, televizyonculuk var. Sadece distribution channel'ı değişiyor. Yani dağıtım kanalı değişiyor. Yani bu çok net bir şey ve %80 oranında toplam dönen trafik mobilden dönüyor. Tabii. Tabii bu şu anda böyle. Tahminim bu oran çok fazla değişmez. Yani sonuçta bilgisayar da hayatımızın çok çok önemli bir parçası ama toplam dönen, Türkiye için konuştuğumuzda 2,5 milyar TL gibi dijital reklam yatırımı diyorsak ve buradaki toplam trafiğin %80'i mobilde dönüyor diyorsak gerçekten bu işe artık ciddi şekilde üzerine bakmanın, reklam veren olarak da veya bu alanda herhangi bir teknoloji provider olarak da bakmanın zamanı gelmiş diyebilirim. Türkiye daha da tabii hızlı adapte oluyor çünkü telefon bizim hayatımızda en önemli. Yani bugün çok iyi tüketiciyiz. Vallahi telefon herhalde bir Türk vatandaşı için hayatındaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Cüzdanını da bırakırsın, telefonunu bırakmazsın ve de en iyi telefonu biliyorsunuz bizim Türkiye'de. Yani hangi statüde olursanız olun mutlak surette en iyi telefonu kullanmamız gerekiyor. Böyle bir şey de var. Yani X lira maaş alan 5X liralık telefon alabiliyor. Böyle bir addiction diyeyim yani bir bağımlılık da söz konusu. Belki sosyal dünyamızla alakalı. Çünkü telefon bir yandan da içindeki Facebook'la, Instagram'la veya sosyal bir şekilde mecralarla bizi hayata daha da bağlıyor diyebilirim. Ama Türkiye cep telefonu olarak ki bunu ben mobile yakın Edcolony'ye satılması ve şu anda içinde olduğumuz durum için de söyleyeyim. Bence mükemmel bir tecrübe alanı. Değil mi? Hem tüketicisiyle hem reklam vereniyle. Yani şimdi verinin bu kadar hızlı toplandığı, her yere veri bıraktığımız dönemde ben mobil reklamın akıllı kullanılması konusunda tüketicinin farkındalığını açmak istiyorum. Çünkü ben kendi adıma belki sektör deformasyonu muazzam mobil reklamdan faydalanıyorum. Hı hı. Ama bıraktığım dataya da dikkat ediyorum. Mesela bir diyelim ki bir alışveriş için bir mağazaya girdim, bir form verdiler. Onu doldururken kişisel özelliklerimi yazıyorum. Çünkü biliyorum ki eskiden o kağıtlar manuel konurdu kenara. Şimdi bir veri tabanına işleniyor ve orada da arka tarafta yapay zekalı uygulamalar onu çok güzel bir şekilde proses ediyor ve ondan sonra da o mağaza bana o ilgi alanıma göre reklam göstermeyi gayret ediyor. Dolayısıyla bu bence tüketicinin de artık bu teknoloji dünyasında eğer reklamdan bunu almak istemiyorsa izlemesi gereken yol diye düşünüyorum. Doğru. Sana bir önemli soru sormak istiyorum. Şimdi bizim programın bir özelliği var. Biz biraz insan ve teknoloji odağındayız. Okay. Akıllı bir teknolojik toplum yaratmak çok önemli. Dönüşüm artık gerçekleşti ve bu dönüşüme hizmet edecek, bu dönüşümün içinde gelecek yapacak gençlerin yetişmesi gerekiyor. Bu anlamda senin ikinci bir özelliğin, ortağınla birlikte muazzam genç bir ekiple büyük başarılar kazandınız. Ben sizin şirkete baktığımda, cirolarınıza yaptığınız işe baktığımda hep diyorum ki herhalde 15-20 yıl deneyimli insanlar çalışıyor burada. Hayır. Yaş ortalamanız kaçtı? Yaş ortalamamız maksimum 24'tür diye tahmin ediyorum. 24. Yani bunu Türkiye lütfen 150 kişi. Kayda geçirelim. Yaş ortalamamız 24. Evet. Çok önemli. Ama bir yandan da bu kadar saydığımız ülkeye bu genç arkadaşlarımız muazzam başarıyla hizmet ediyorlar. Nedir bunun sırrı? Nasıl bir kültür? Bence zaten yani bizim gençlerimiz hangi üniversiteden olursa olsun yani başarıyı aç. Doğru bence yönü verdiğiniz zaman, direction'ı verdiğiniz zaman mutlak surette onu takip ediyorlar. Benim için ayrı bir gurur meselesi. Yani ben
Bazen öyle bir şey oluyor ki ekibimden atıyorum 2-3 kişi Arjantin'de, 2-3 kişi Fransa'da, 3-4 kişi Güney Afrika'da, 2 kişi Dubai'de. Bunların hepsi böyle 24-25 yaşında arkadaşlarım. İnanılmaz büyük bir gurur benim için. Çok başarılılar. Gittikleri yerlerde başarılı olmak istediklerini gösteriyorlar. Öğrendiklerinin üzerine kendileri bir şeyler daha öğrenip yani yetiştiriyorsunuz. Sonra yetiştirdiğiniz insan başkalarını yetiştiriyor. Bizim yani direktörlerimiz bile herhalde 27-28 yaşında direktörlerimiz vardı şirket içerisinde. Çok genç aslında baktığınız zaman. Bir yandan da diğer tarafı tabii ben şunu da söyleyeyim. Yani bazen sektörden bir şekilde daha kendi yolunu bulmuş, kendi tecrübesini oluşturmuş insanları da hani şirketin içine koyduğumuzda onun da tadı mutlaka ayrı, onların tecrübeleri vesaire. Ama sıfırdan yetiştirdiğiniz insanın burada öğrendiğini yurt dışında kullandırması ve en önemlisi bizim, tabii benim de sonuçta bağlı olduğum bir CEO'muz var. Yani yabancı bir insana, ya Türkiye'deki bu ekip nasıl bu şekilde motive, siz nasıl bunu sağlıyorsunuz vesaire. Ben hep şey diyorum, yani herhalde en önemlisi genç. Yani genç çok önemli bir güç bence. Ama genç olmak. Şimdi bak önemli ama genci tutmak da çok önemli. Evet. Şimdiki nesil sıkılıyor, çabuk yer değiştirmek istiyor, kariyerinden emin değil, bir anda fikir değiştirebiliyor, pire için yorgan yakıyor. Yani aynen öyle. Bizler daha düşünürdük, ay şuradan kıpırdamayalım falan. Şimdi genç nesil çok rahat hareket ediyor. Ama bir taraftan da sizin şehir efsanesi tabii biz dışarıdan duyuyoruz. Hı hı. Çok konforlu bir ofis alanınız var. İçinde gençlere rahatlık sağlayacak, evet. Hani müzik grubu varsa bir şeyler çalabileceğin, sporunu yapabileceğin, farklı aktiviteler, eğitim. Evet. Bu alanlarda çok fazla yatırımınız var. Doğru, şöyle yani bizim kendi ofisimize baktığımız zaman kendi spor salonumuz var çalışanlarımız için. Ve bu biz satılmadan önce de yani exit yapmadan önceden dahi vardı. Ofisimizde berberimiz var, ofisimizde kuaförümüz var. Bütün çalışanlarımız ücretsiz bunları kullanabiliyorlar. Gene işte canlı müzik sahnemiz, bütün müzik aletlerimiz vesaire olabildiğince ben insanlara yani bunların aşırı da önemli olmadığını düşünüyorum ama belki bir nebze hani onlara da değer verdiğimizi, çalışanlarımıza da değerli ekibime de değer verdiğimizi gösterebiliyorsak o çok önemli bir şey tabii, hissettirebiliyorsak önemli ama biraz insanın asıl parametresinin ben yine de başarı olduğunu düşünüyorum. Ama bunları da yaptığınız zaman tabii ki biraz daha rahatlık veriyorsunuz çalışanınıza. Özellikle de genç bir ekiple çalıştığınız zaman bunları yapmanız oldukça önemli. Çok seyahat ediyor bizim ekibimiz. Bunu yaşaması çok. Bizde mesela şu yoktur. Yani herhangi bir yere gideceksiniz, bu Arjantin'de olsa, Amerika'da olsa izin almak diye bir şey yoktur bizim şirketimizde. Ben bilirim ki benim ekibim bir yere gidecekse onun bir sebebi vardır. Oraya gider, yapar, gelir. Tabii bu özgürlük belki. Yani biraz iş hayatını daha özgürleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Genç çalışanlarla eğer çalışıyorsanız. Bizde en azından bu çok bence işe yaradı. Belki bu spor salonu koyarsınız. Belki başka bir şey yaparsınız. Belki ne bileyim haftada bir gün home office verirsiniz. Veya farklı bir şey yaparsınız. Ama bence özgürlük kelimesine de biraz saygı duymak ve de genç bir kitleyle çalışıyorsanız da mutlak surette de bunu bir yere koymak zorundasınız. Yani mutlak surette olmazsa olmaz. Sadece ben dedim böyle oldu, bu şekilde yapacaksın çok kolay değil. Ve de yani gençin eğer istediği ortamda çalışmasını sağlayabiliyorsanız geri dönüşü böyle logaritmik olarak daha bir faydalı daha olarak. Bir tabii ki mutlaka oluyor. Çok daha faydalı geri dönüyor. Burada ben hani bir hani alameti farika olarak sizin tarafa baktığımda çalışanınızın yapmadığı değil, yaptıklarına odaklanıyorsunuz. Tabii. Ve yapmadığı eksikleri de tamamlamaya özen gösteriyorsunuz. Bunu bir kabahat gibi göstermiyorsunuz. İşte bu kadar fazla yurt dışı çalışma varsa, dil eksiği varsa eğitimci getiriyorsunuz. Tabii. Sektör eksiği varsa bununla ilgili eğitim aldırıyorsunuz. Ben sıklıkla senin ofisine gelip toplantılar içinde başka konularda bulunduğum için orada hep görüyorum gençlerin eğitim alması, sporunu yapması vesaire. Bunlar çok kıymetli aslında geri bildirimler. Çünkü büyük şirketler de hızla genç çalışanlarla buluşuyor. Çünkü sektör genç. Dijital sektör gerçekten yeni nesil bir bakış açısı gerektiriyor. Burada sonradan öğrenilenler dışında dijitalin içine doğmuş gençlerin getirdiği katkı çok önemli. Evet. Burada bir konu değiştireceğim. Tamam. Yine çok sevdiğimiz, bu programın olmazsa olmaz anlatmak istediği, farkındalık yaratmak istediği bir şey. Evet, dijital dönüşüm var. Bir yandan gençlerimiz dijitale doğuyorlar ama şanslı değiller. Çünkü aileler henüz o dönüşümü tamamlamadığı için, ara geçişte olduğu için o gençlerimizin, o dijital çocukların
o toplum yaratacak liderlerin yetenek yönetimleri, onların doğru bir şekilde, özgür bir şekilde yetiştirilmesi ve doğru bir şekilde yeteneklerinin yönlendirilmesi konusunda aileler hala daha biraz çekimserler. Evet. Yine biz gibi istiyorlar. Yani bir Zehra'nın bir çocuğu bir Zehra olsun gibi düşünülüyor. Dolayısıyla geleceğimize yatırım yapmıyoruz aslında. O çocukların evet. da geleceğini engelliyoruz. Şimdi senin de evinde bir dijitale doğan var biliyorum. Var. Harika bir oğlun var. Pars, evet. 7 yaşında. Evet. Ve sen de gerçekten gözlüyorum, izliyorum. Bu iltifat değil, ilgili bir babasın. Yani çocuğuna zaman ayıran, ne kadar seyahat edersen et, böyle 2 gün ortadan kayboluyorsun, ben sana ulaşamıyorum falan, neredesin Volkan? Pars'la özel vakit geçiriyorum diye bana dönebiliyorsun. Bu çok büyük bir özellik. Biraz deneyimlerinden bahseder misin? Nasıl bir şey bu dijitale doğan genç insanlarla yaşamak? Vallahi tabii Pars 7 yaşında şu anda. Yani ben o kadar tecrübeli bir insan gibi görmüyorum kendimi bu baba ve çocuk şeyinde. İleride belki daha da tabii ki konuşma şey olabilir. O yüzden en başta bir estağfurullah diyeyim ama baktığım zaman yani tabii ben aşağı yukarı 18-17 yaşından itibaren bu internet, dijital dünya vesaire bunu görmüş yani. 18'den sonra gördüm. Tabii benim oğlum aynen dediğiniz gibi direkt içine doğdu. Bu arada Pars'ın ciddi bir performansını görüyorum arka tarafta. Beraber, evet, ekranda. Belki beraber yapıyor olabiliriz evet. aynen. Arada beraber davul çalıyor. Evet. Arada ben de gitarla ona eşlik etmeye çalışıyorum. Beraber baba oğul bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya ben şu anda tek şunu söyleyebilirim. Bence dijitalden korkmamak gerekir. Yani tabletlerden, telefonlardan vesaire korkmamak gerekebilir. Bunu sadece bir eğlence aracı olarak gösterirsek bence biraz sıkıntı. Çünkü bugün kendimize de baktığımızda bu cihazlar bizim hayatımızın bir parçası, işte kullanıyoruz. İşte bir şey sipariş ediyoruz, yok taksi çağırıyoruz vesaire. Yani hayatımızın bir parçası, fayda olarak kullanma. Sadece eğlencede bir fayda olmakla beraber sadece şu videoyu izleyin mesela. Eğer video izliyorsa izlesin, belgesel izlesin. Bizim mesela benim oğlum uçaklara inanılmaz derecede hastadır. Şu anda çok değişik işte uçak modellerini falan filan gösterin. Direkt ismini söyleyebilir yani sizin bizim benim bilmediğimiz. Biz mesela evet tamam izleyebilirsin, işte YouTube'da izleyebilirsin, tabletten bir şey de izleyebilirsin. Ama gel beraber en azından bir şeyler öğrenebileceğimiz şeyler de izleyelim. Yanında eğlencesini de yapsın, ona da bir şey demiyorum ama biraz bir öğrenim kanalı olarak da kullanmak veya bir tecrübe kanalı olarak da kullanmaları gerekiyor. Ben hiç korkmuyorum oğlumun işte yok ah çok telefonda uğraşıyor bir şey yapıyor vesaire. Öğrensin faydalı şeylere sadece yönlenmesini sağlamaya çalışıyorum. Kendi zihinsel gelişimini kolaylaştırmak için benim telefonda oyunlar var beraber yapıyoruz. Aa bak işte şunu yaptın hadi şimdi şu bölüme geçebiliyor musun vesaire gibi bir şekilde de kullanmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki acaba onların geleceği nasıl olacak? Ben onu çok merak ediyorum yani 20-25 yaşına geldiğimizde. Çünkü gerçekten dijitalle doğdular. Bir yandan da bakıyorum ben küçükken de televizyon mesela zararlı bir şey gibi görünüyordu böyle ilk özellikle. Yani ben Pars'ın evet, yaşındayken evet, yani televizyon ne var bu televizyonda? Haklısın. Bu kadar televizyon izlemeyin mesela. Şimdi de aynısını herhalde biz telefon, bilgisayar dünyası onları bunun için söylüyoruz yani. Bence evet. çok yapmamak gerek. Yani zaten insan nerede ihtiyacı olduğunu, nerede bunu kapatması gerektiğini bir şekilde olgunlaştığında öğrenecek. Evet. Onlar da öğrenecek. Şu an bile bazen oturuyor Pars. Ya tamam diyor, bırakıyor, atıyor kenara mesela. Yani dolayısıyla aslında zevk almayı bıraktığı anda bir şekilde kenara koymayı da bence biliyorlar. Aslında normal onlar için telefon. Yani taşınabilir cihaza doğdular zaten. Tabii canım. Biz onlara onun normal olmadığını hissettiriyoruz. Halbuki rahat bıraksak belki o günlük yaşamının bir parçası olarak onu kullanarak ilerleyecek. Evet. Ama biz o kadar kısıtlar koyarak, o kadar bu işi sanki çok farklı bir şey yapıyormuş gibi gösteriyoruz ki çocukta da negatif bir farkındalık evet, oluyor. Evet. Sen Pars'ta da bayağı geziyorsun bu arada. Evet, geziyorum. Yani global kültür tarafında onu alıp baba evet. oğul beraber evet. yurt dışına da gittiğiniz evet. oluyor. Ben bunu da ilgiyle izliyorum evet. mesela. Çünkü yurt dışı kültürü de çok kıymetli galiba. Evet. Düşünce sistematiğini genişletmek, daha globalleştirmek adına. Mutlak suretle yani görmesi, etmesi. Tabii işte mümkün olabildiğince ikinci bir dili şimdiden kullandırmaya çalışıyoruz. Yurt dışına gittiğimiz zaman da keyifli şeylere de gidiyoruz. Geçen sene işte Cannes'a gitmiştik beraber. Orada Red Bull Air Race vardı. Uçaklara çok meraklı olduğu için direkt oradaki o yarışma şeyine gitmiştik. Orada bakıyorum kendi iletişim kurabiliyor, rahatlıyor. Tabii Türkiye'de aşağı yukarı 2000'den öncesinde bu kadar insanlar veya aileler çok kolay yurt dışına çıkamıyordu. 2000'den sonra biraz daha başladı. Bence böyle bir fırsat varsa da mutlak surette kullanmak gerek. Evet. Çünkü ben oğlumun ülkesine ve vatanına bağlı olmasını istediğim kadar dünyayı da tanımasını istiyorum. Çok doğru. Yani çok çünkü tanıdığı, ben bizim ekip arkadaşlarımla da konuştuğumda hep şey derim. Gideceğiz, göreceğiz, getireceğiz ve onlardan daha iyi yapacağız.
Yani bu bilinçte olmasını isterim oğlumun da gördüğünü. Bizden çok ileri ülkeler olabilir, bizden geri ülkeler olabilir. Gördüğünü, tamam okey gördüm, bunu memleketime de getireceğim. Daha iyisini yapacağım ve bir şekilde fayda yaratacağım. Bunu hem ekibime de söylerim, evladımla inşallah hani bu mantalitede ve bilinçte olur. Eminim öyle olacaktır. İnşallah, umarım olmasını çok çok isterim. Tabii anne baba olmak çok... ya bunun yanında keyifli bir şey. Buradan değerli ekibimin de anne ve babalarına da çok teşekkür edeyim. Onunla, yani bence böyle evlatlar yetiştirmek çok kolay değil. Gerçekten Türkiye'de Türkiye'nin bayrağını her yere götürüyorlar. Orada evet, bizi temsil gerçekten ediyorlar. Bu arada çok keyifli, çok, keyifli bir sohbet ama biraz son anlardayız. Tamam. Bir şey rica edeceğim. Üniversitede okuyan gençler. Senin gibi bir şirketin içinde olmak için nasıl bir donanıma sahip olsunlar? Çok kısa, sanıyorum 2 dakikamız falan var. Şunu şöyle özetleyebilirim. İçinde oldukları sınıf ne olursa olsun, kaçıncı yaşta olurlarsa olsun, hangi şehirde okuyorlarsa olsun çalışmaya başlayacaklar. Çok net. Yani benim ilk yaptığım iş, ben bilgisayar sattım mesela. İlk yaptığım iş samimiyette oydu. Yani bilgisayar satmaktı. Orada ticareti öğrendim. Ben de yani. Lisan laboratuvarı satmıştım işte, yani 80'lerde. Nerede olduğunuzun önemi yok. Bence çalışmak gerek. Yani çünkü biz şey diyoruz, ekmek aslanın ağzında. Valla ekmek aslanın hiç ağzında falan filan değil. Çok derinlerde. Yani bu alınabilecek, bulunabilecek noktada değil. O yüzden erken hayata girmek gerek. Erken başlamak gerek. Hayatın çalışma mekanizmasının pratiğini, o ticareti, kafada neyin ne ederinin olduğunu ve nasıl elde edilebileceğini bence ciddi şekilde zaman harcamak ve bunu da mümkünse mezun olduktan sonra değil, daha mezun yani olma kelimesi bile olmadan birinci sınıfta ne olursa olsun çalışmak gerek. Şimdi bana lise öğrencilerinden staj talepleri geliyor. Evet. Yaşayıcı arttı aşağıya öyle indi. Şey, doğru, var. Eğitim de biliyorsun aşağı doğru iniyor artık. Evet. Eğitim 18 sene olamayacak. Yani evet. O işte 22 yaşında üniversiteden mezun olduğunda çok şeyi kaçıracaksın. Çok güzel mesajlar verdin teşekkür Volkan. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok önemli girişimcilersiniz Türkiye'nin. Teşekkür ederim. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş hakikaten bütün genç girişimci insanlara örnek. Aynı zamanda mobil reklam gibi dünyanın en hızlı büyüyen trendleri, trend servislerinden birisini hem Türkiye'de hem dünyada bu şekilde duyurmanız, Etkolani gibi büyük bir dünya devi şirketi, Türkiye'yi önemli bir ülke olarak buradan bir hub yapmanız. Ben sizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de ekibimi tebrik edeyim onlar olmadan asla. Onu bir söylemeden ben de kapatmayayım. İnşallah da Pars'ta senin gibi çok başarılı, çok dinamik. Onun da ekipleri olsun, girişimleri İnşallah. Olsun. İnşallah. Hatta buluşları olsun. İnşallah. İstediği işi yapsın bakalım. Evet. Yapacak. Bak ne güzel söyledin. İstediği işi yapsın. İşi yapsın. Yeteneği Aynen. neyse oraya öyle. Gitsin. Bence öyle olması gerek. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ederim. Çok sağ olun. Bugün EkoTürk TV'de Teknoloji ve Gelecek programında mobil reklamı, mobiliteyi, geleceği, geleceğin çalışan profillerini, geleceğin şirket modellerini, bunu başarıyla yapmış olan, Türkiye'de kurduğu oluşumla dünyada çok fazla sayıda ülkeyi Türkiye'den yöneten bir ekibi yaratan, kendisi de bu alanda uzun yıllardır çalışan, ortağıyla birlikte büyük bir girişim hikayesi olan Etkoloni'nin genel müdürü sevgili Volkan Biçer'le sohbet ettik. Çok değerli bir sohbetti. Mobil reklam dünyası için değerli bilgiler aldık. Biz bu programa başlamadan önce bir hashtag yapmıştık. Ben programın heyecanıyla hashtagimizi söylemeyi unuttum. Hashtag teknoloji ve gelecek. Eğer Volkan Biçer'e ya da bana bir soru yöneltmek istiyorsanız program bitmiş olsa bile Bant'tan izlerken veya YouTube'dan izlerken sorularınızı gönderebilirsiniz. Memnuniyetle cevaplamaktan mutlu oluruz. Bizi seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.